Merhaba arkadaşlar, yeni video daha karşınızdayım. Arkadaşlar, bunlar da kurbana hazırladığım kuzular. Biliyorsunuz şu sarı boyalıların büyüklerini hep sattık. Küçüklerini ahıra ayırdık. Diğer sonraki aldığımız tokların da yine küçüklerini içeri ayırdık. Yani bunların cinsi, hepsinin cinsi kangal arkadaşlar. Yani kimi Kırşehir kangalı, Aksaray kangalı, ne bileyim Kayseri hayvanı da var içinde. Yani kangal, o şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar morların da ben ufaklarını içeri ayırmıştım. Ama istediğim şekilde büyümemişlerdi. Ama inanın kangalların şöyle büyümesi göz önünde arkadaşlar. İnanın içeriye ayırdığım küçük olarak, yani bunlar, aha, görüyorsunuz. Bakın bunların içinde sarıbaş da var. Aynı anda bunlarla beraber almıştım, içeri koydum. Nasıl diyeyim size? Yani kangalın büyümesini, gelişimini görün diye bunu çekiyorum arkadaşlar. Bakın içinde sarıbaş kuzular, inanın. Yani şu iki tane sarıbaş kuzu bir tanesi kadar olmamış ya. Bakın. Yani hayvanların gerçekten besi de kangal olay yani. Yani sarıbaşlar bakın içinde ne kadar küçük kalıyor. Bakın bir tanesi diğer tarafta. Şimdi onları da göstereceğim size özellikle. Şöyle bakın arkadaşlar. Yani hayvanların gelişimine bakın. Yani kurbana bilinçli şekilde kangal koyduk. Yani kangalların gelişimi çok iyi. Şöyle görüyorsunuz. Yani en küçüğü bu arkadaşlar, bakın. O zaman da ayırmıştım, bakın. Küçüklerin en küçüğünü ayırmıştım, sırtını boyamıştım, bakın. Görüyorsunuz. O bile gerçekten iyi. Yani büyüyen de inanılmaz büyümüş ya. Yani şu kuzuların inanın içinde 45 kilo, o civarlarda, yani içinde 70 kilo hayvan olmuş yani içinde. Yani gerçekten yani besi daha önce de yaptım. Yani hayvan ırkı da önemli tabii ki de. Yani şimdi kangalın ırkı iyi olmazsa da olmaz. Hani ben bunu size şimdi kendim, yazın biz besiye koyduğumuz için mor koyuyorduk. Yani biz de bunu az çok biliyorduk. Ama gerçekten kangal gelişimi çok iyi bir hayvan. Hani bunu size söylemek istiyorum yani. Bakın içinde sarıbaşı görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Yani küçücük kalıyor. Diğeri de diğer tarafta. Yani sarıbaşlar içinde küçücük kalıyor bunların. Şöyle görüyorsunuz. Yani bunu kırdıktan sonra da daha iyi ortaya çıkacak. Yani bir şeye emek ediyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Hani bunu bilin. Hani sarıbaşı kurbana satmak için tamam, ideal. Yani sakız da aynı şekilde ideal. Yani kurbana güzel satılıyor. Kuyruğu kibar. Yani bizim bölge için konuşuyorum bunları. Ama besi, şimdi besiye çalışırsanız şu kuzunun maşallah gelişimine bakın ya. İnanın sırtına bakın, dümdüz olmuş. 1 kilo yem. İnanın 3 ya da 4 gün önce yemin arttırdım. Yani 1 kilo 250 yaptık. 1,5 kilo yaptık yani. 1-2 gündür de o şekilde yiyecek. Yiyor yani. Dünden beri herhalde 1,5 kilo oldu. Çünkü kurbana kısa bir süre kaldı. Bu hafta kırdıracağım, öbür haftaya 10 güne kırkılacak bu hayvanlar. Yani hayvanın gelişimi çok iyi. Yani besi yapıyorsanız elinizden geldiğince kangal koyun. Tamam. Mor, bambeyaz da çok iyi. Onlar kötü değil. Ama şu an kuyruk para etmediği için bunu, onların kesimleri biraz sıkıntı oluyor. Yani kangal öneriyorum. Yani şimdi kurbana satmak isterseniz bizim bölgede iri hayvan istiyorlar arkadaşlar. Yani ben, adam diyor kardeşim benim hayvanım 100 kilo 120 kilo olsun diyor. 90 kilo olsun diyor. Yani şimdi şu hayvanları müşterinin önüne sürdüğünüz zaman müşteri bunu alır. Yani bunların da tek sıkıntıları çatlak. Bakın şöyle. Bazılarının boğazlarında var. Bunda var mı? Bakayım. Bazılarında var arkadaşlar çatlak. Yani bunların da en büyük sıkıntıları çatlak. O da nasıl kurtuluruz yani çatlak olmaması için? Hayvanın yeri biraz geniş olacak arkadaşlar. Hayvanın yeri geniş olursa Allah'ın izniyle çatlakta fazla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani çatlak çok çıkartmıyor. Ama yeri dar olursa çok aşırı çatlak çıkıyor. Hani bunu ben daha önceki yıllardan tecrübe edindim. Hani o da bilinçsiz olarak yani. Nasıldı? Kangalı yeri geniş olan kangallar vardı. Ama bakıyorum hiçbirine çatlak yok. Ama yeri sık olanların %50'sinde çatlak çıkıyor. Ha, demek ki dedim yeri geniş olacak. Yani hava etmeyen de bir şekilde oluyor ama yeri geniş olursa daha iyi verim alırsınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Elinizden geldiğince hayvanların yerini geniş bırakın kangalda.
yeri geniş olursa çatlak olayı fazla olmuyor. Mesela burada birkaç tane kulağı kesik var şunlardan misal. Bunlar hep ben kestim. Bunlar yem dokarmıştı. Hatırlarsınız belki. Ya bunlar bu kadar büyük değildi yani. Kulaklarını kestim ben. Kulakları kestim de birkaç tane kaldı herhalde. Geri çoğunu sattım. Çünkü 6-7 tanesi yem dokarmıştı. Yani dediğim o yani arkadaşlar. Gelişimleri güzel. Kangal. Tavsiye ediyorum. Kurbana yani kurbana da besleyebilirsiniz. Tamam, kurban da belki bölgenizde satılmayabilir. Ama kurbana sarbaş daha iyi satılıyor bizim bölgede. O şekilde. Ama bakın gözünüzün önünde kangallar gerçekten iyi gelişiyor. Yani besi yaparsanız kuyruk sıkıntısı olduğu zamanlar elinizden geldiğince kangal koyun. Yemi kesinlikle inkar etmiyor. Hayvana bir veriyorsanız da etleniyor. İki veriyorsanız etleniyor. Yani bu hayvanlar gerçekten çok iyi hayvanlar. Yani bu hayvanların en büyük düşmanı sıcak arkadaşlar. Sıcak olmasın. Sıcak dışında bu hayvanlara korkmayın yani. Korkmadan besiye koyun. En büyük sıkıntısı bunların sıcak. Çünkü sıcakta nasıl bir sıkıntı? Hani gelişimine gelişiyorlar ama hastalıkları çok oluyor. Yani çok hasta olan oluyor bunların içinde. O yüzden sıcak bu hayvanlarda sıkıntı. Ona dikkat etmemiz lazım. Bir de işte bunlarda çatlak olayı çok çıkınca işte insanlar diyor ki ya bunda çatlak var. Yani insanlar bilmiyor. Şimdi çatlağı hormon zannediyorlar yani. Diyorlar buna hormon vurmuşlar. Bilmem ne. Halbuki hormon değil. Kangal neden bu kadar iri oluyor? Benim tahminimce bu çatlakta vücuttaki kandaki pisliği dışarı attıkları için o yüzden iri oluyor hayvanlar arkadaşlar. Ben o şekilde tahmin ediyorum yani. Yani birçok hayvan zaten çatlağı çıkartan ırklara baktığın zaman gerçekten gelişimi iyi oluyor. Mesela merinoslarda da çatlak çok oluyor. Yani kangal kadar olmasa çatlak oluyor. Onlar da iyi gelişiyor mesela. Ama yani şu kangallar yani maşallah öyle diyeyim. İnsanın kendi malına kendi nazarı da çok değermiş. O yüzden yani gelişimleri iyi. Hani bunu ben çekip size söylemek istiyorum. Hayvanlar güzel gelişiyor. Kangalı yani sahip çıkalım yani. Irkı güzel, iyi bir hayvan. Gelişimleri de ortada yani. Yani bunu ben size devamlı çekiyorum. Bu hayvanlar ahırıma ilk girdiğinde çekiyordum. Devamlı haftalık yani en az hafta bir videolarını atıyorum bu hayvanların. İnanın şimdi şu hayvanların ben büyüklerini dışarı ayırdım. Yani şu anda burada sattığım da yani 70'e yakın hayvan var. Bunun 35 tanesini yine büyüklerin içine atsam şu anda bak 35 belki 40 tanesini belki daha fazla çıkar. İnanın sırıtmazlar. İri hayvanlarla aynı. Çünkü dışarıdaki irilerim koçları yakaladı artık yani. Şimdi koçları ayıracaktım ama oradaki toklarını bu sefer koçları yakalamış. Yani koçtan iri toklum var. Yine bunlar işte kırtıldıktan sonra bakacağım duruma göre bir ayarlama yapacağım ama gerçekten bunlar da belki onların içine karıştıracağım. Hepsini bir kaleme yapacağım. O damızlı koyunlarımı ayıracağım. Bir şekiller yapacağız yani. Ama hayvanların maşallah gelişimleri çok iyi. Yani besleyen insanı yani misal ben bundan para kazanmak için uğraşan bir insanım. Beni memnun ediyor. Yani bir insan memnun olduğu hayvandan para kazanır. Yani para kazandığı hayvandan da memnun olur. Öyle diyeyim. Çünkü ne veriyorsanız karşılığını alıyorsunuz bu hayvanlara. Yatırdığınız paranın da karşılığını alıyorsunuz. Yani dediğim ki yani belleri de güzel. Yani inanın şu hayvan yani bir hafta öncesine kadar bir kilo yemiyordu ya. Bel tutuyor hayvan. Yani ilaçlarını düzgün yaparsanız, düzgün tedavisini yaparsanız, parazitlerini dış parazit, iç parazitten kurtulursanız hayvandan. Yani ondan sonra artık yem yedirmeniz kalıyor yani. Yemini verin yani. Yem verin hayvana. Bunun karnını doyurun. Ondan sonra sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Bu şekilde bir video çekmek istedim yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kangal gerçekten verdiğinizin karşılığını alıyorsunuz bu hayvandan. Yani. Şu sarı boyalılar kaç taneydi? 91 taneydi. Ya 91 ya 97 taneydi.
Bir kısmını böldük sattık. Bir kısmını büyüklerini sattık. 3 birine, 5 birine, 7 birine. Yani şurada toplasanız 20 tane kaldı. Yani 45 tane de seçile seçile bu kadar kaldı. Bakın hayvanın iriliğine bakın yani. Gelişimi çok iyi. Tedavisini yapıyorsunuz, gelişimi çok iyi. İnsanı memnun ediyor, mutlu ediyor yani. Hamdolsun. Koyunlar bugün yağmurdan dolayı yayılıma gitmedi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Çok yağmur var. Kuzular hep hastederiz diye yayılıma götürmedik. Koyunlar da dışarı çıkmak istiyor, meliyor. Yani yağmura çıkarsak kuzları bahsedeceğiz. Yeni doğan emri kuzularımız var, şöyle görüyorsunuz. Doğumlarımız devam ediyor yani maşallah. Adaklıklardan ayırdım koyunlardan. Biri dün doğum yaptı, biri de bugün doğum yaptı. İki tane. Maşallah. Doğumlarımız iyi. İnan kuzulu koyun içine aldık. Buna boş bir daha atlamış. Altına kuzu varken doğum yapıyor yani. Yani altında kuzu varken koça gelmiş, onun dolayı doğum yapıyor. Öyle diyeyim. Çünkü geçen sene bile yine aynı şekilde oldu. Ben kuzulu sarıbaş koyun aldım. Kurbana dedim bunlar kısır olur, satarız. Koyunların 3-4 tanesi yine hep ikiz ikiz doğurdu yani. Bunlar da eski videolarımda vardır. Yani doğumlarımıza şu an çok şükür. Yine kuzu atmalar da olsa doğumlarımıza sıkıntı yok. Şöyle bakın. Şunlar şişek kuzuları. Bunlar Allah'ın izniyle hep kalacaklar. Bunları uzun süre tutmayı düşünüyorum ben. Koyunlar yayılım istiyor ama yapacak bir şey yok. Yağmur var. Yağmurda riske atamayız. Yemimiz var zaten. Yayılıma da gitse gelse ben yem veriyorum. O yüzden yayılıma çıkartmayacağım. Yani yağmur 2 gün 3 gün gösteriyor. 2 gün 3 gün yayılıma çıkmaz bunlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.